Merhaba Çiftçi TV'nin değerli izleyicilerin. Bir Köy Eylem programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda sizlere programımızın ana temasını ve misafir olduğumuz çiftlikte veteriner hekimimiz bize gebelik muayenesi ve suni tohumlama hakkında bilgiler verecek. Suni tohumlama dünyada birçok at ırkında yapılmakta. İngiliz atı dediğimiz saf kanatlarda, truebred atlarda yapılmamaktadır. Ancak Arap atı ve diğer atlarda suni tohumlama yapılmaktadır. Suni tohumlamanın nasıl yapıldığını ve yöntemlerini biraz sonra veteriner hekimimiz Samet Hoca detaylarıyla birlikte bize aktaracaktır. Gebelik muayenesi için atlar için yapılmış olan travaya girdi. Ve veteriner hekimimiz Samet Hoca tarafından muayenesi yapılacak. Aşım sezonunda kısraklar rutin olarak ultrason muayenesiyle kontrol edilir. Öncelikle yumurtalıkları, sonra döl yatağı, sonra aygıra karşı istekli olup olmadığı tespit edildikten sonra çiftleşme işlemi gerçekleşir. Şimdi bu kısrağın daha önceden gebelik kontrolünü yaptığımızda gebe değildi. Gebelikten sonraki, gebelik kontrolünden sonraki tekrar aygıra talep olup olmadığının kontrolünü yapacağız. Rektal muayene yapılıyor değil mi hocam? Evet, bu yaptığımız işlem rektal muayenedir. Öncelikle rektumdaki dışkılar temizlendikten sonra ilk önce elle öncelikle yumurtalıklar kontrol edilir. Daha sonra döl yatağı, önce sol veya sağ yumurtalık, sonra diğer yumurtalıklar kontrol edilir. Burada elle muayene önemli çünkü talep kısraklarda aşım saatini, yani optimum en uygun tohumlama saatini belirlememiz için yumurtanın nasıl diyeyim, yumuşaklığını hissetmemiz lazım. Bu saat önemli mi peki bu işte? Tabii ki önemli. Mümkün olduğunca bir seferde aşım yapmasını istiyoruz biz aygırların. Tek seferde kısrağa aşım yapıp ovülasyon gerçekleşmesini istiyoruz. Samet hocam, bu yumurtalıklar siz olgunlaşıp işte patladı diye tabir ediliyor. Bu patladıktan sonra yumurtalar kaç saat döllenebiliyor? Kaç saat içerisinde döllenmesi gerekiyor Şimdi erkek spermacısı tarafından? normal şartlarda 48 saatte bir kontrolleri yapılır aşımdan sonra. Yani önce spermalar döl yatağında oluyor. Tuba üterina diyelim. Orada bekliyor. Daha sonra yumurta ovülasyon yaptıktan sonra, yani spermalar yumurtayı bekliyor diyelim. Ama oldu ki önce kısrak ovülasyon yaptı veya yumurtayı çatlattı diyelim. Annenin tuba uterinasında yaklaşık 8 saat kadar canlı kalabiliyor, literatürlerin söylediğine göre. O saat içerisinde tohumladığımızda gebe kalma şansı da var. Şimdi bu kısrağımız istekli ama aşım olmasını gerektirecek boyutlarda ve yumuşaklıkta değil yumurtası. Onun için bunu bir 2 gün sonraki muayeneyi tekrardan 2 gün sonra muayenesini yapacağız. Yani bu atımız şu an istekli olduğu için çeksek bile gebelik gerçekleşmeyecek. Doğru mu hocam? Yani çünkü 2 gün sonra ovülasyonuna, yani yumurta çatlatmasına baktığımız zaman muhtemelen olmamış olacak. Sonra tekrar
çiftleştirmek gerekecek. Evet. Bir iki gün sonra bakıldığında olmamış olacak muhtemelen. Tekrar çiftleştirilecek falan. Bu da sürekli kısrağın çiftleştirilmesi demek. Bir şekilde dışarıdan kontaminasyon riskini ve dolayısıyla kısrakta da dölyatarlı enfeksiyon riskini artırabilecek olaylar. Onun için tek seferde çiftleştirilip ovülasyon yapmasını kontrol etmek ve bunu temin etmek bu işin püf noktalarından biri. Hocam, muayene esnasında sizi tanıtmayı unuttuk. Tekrar kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben sizi iyi tanıyorum ancak seyircilerimiz sizi tekrar tanısınlar. 76 Adapazarı Geyve doğumluyum. 2001 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda yine Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde suni tohumlama anabilim dalında uzmanlık yaptım. Uzman veteriner hekimim. Suni tohumlama üzerine yaptım. Biraz önce dediğim gibi. Evet. Arap atlarında, konkur atlarında, yani İngiliz atları hariç bütün atlarda suni tohumlama yapılabiliyor biliyorsun. Evet hocam. Suni tohumlama uygulamaları 3 şekilde oluyor. Bu arada muayenemizi yaparken onlardan da bahsedeyim kısaca. Çok güzel olur hocam. Suni tohumlamayı aygırdan sperma alıp direkt aldığımız spermayı kısa mesafelerdeki yerlerde tohumlayarak da yapabildiğimiz gibi taze spermayla tohumlama diyoruz buna, suni tohumlama. Üç ayırıyordu değil mi hocam? Evet. Aygırdan aldığımız spermayı soğutarak yaklaşık 72 saat kadar falan muhafaza edebildiğimiz konteynerlerimiz var. Onlarla muhafaza ederek buradan, Karacabey'den, Jockey Kulübü'nden veya değişik yerlerden, özel aygırlardan aldığımız spermayı gönderip diğer yerlerdeki kısrakları suni olarak da tohumlayabiliyoruz. Bir diğer, aygır, kısrak yer değiştirmiyor değil mi? Tabii. Aygır da yer değiştirmiyor. Kısrak da yer değiştirmiyor. Avantajları çok tabii ki. Yıl geçtikçe yaygınlaşan bir uygulama. At sahipleri bunun rahatlığını gördüler ve artan bir ivmeyle seneden seneye yaygınlaşıyor. Şu anda ekranda gördüğümüz kısrağımızın sol ovaryumu. Bu siyah gördüğümüz de folikül. Bu folikül. Foliküller büyüdükçe östrojen hormonu seviyesi artıyor. Şu anda şu gördüğümüz kornular, uterusun kornusu. Şu gördüğümüz geniş kısım bifurkasyosu, birleşme yeri. Şu daire şeklindeki kısım. Evet. Sonra tekrar sağ kornulara gidiyoruz. Ve sağ folikülünü kontrol ediyoruz. Şu anda kısrağımızda sol yumurtalıktan büyümekte olan bir folikül mevcut. Ama yine kısrağın tohumlanması için uygun büyüklükte olan bir folikül değil. Bunu da 3 gün sonra ya tekrardan randevumuzu veriyoruz. Sol folikül dediğimiz sol yumurtası oluyor aslında. Sol yumurtalık, evet. 3 gün sonra onun gelişmesini değil mi? Takip edeceğiz. Gelişmeye bağlı olarak da nasıl çiftleştirilecekse, nasıl tohumlanacaksa, evet, o yöntemle tohumlaması yapılacak. Aynen. Bunun aygırı Eskişehir'de. Aygırın spermasını geçiriyoruz. Bunu taze sperma yöntemiyle tohumluyoruz. Şimdi bir başka atımızın muayenesi yapılacak. Bu gelen kısrağımız maiden kısrak. Yani yarışlardan çıkmış ilk defa damızlık olacak. Ve
yarıştan çıkmış ve ilk defa damızlık olacak kısraklarda ilk etaplarda talep olma sıkıntısı yaşıyoruz. Bunun için bir takım hormonal uygulamalarda bulunuyoruz. Bu kısrağımızda da gördüğünüz gibi vajenin içerisinde bir ip sarkıyor. Bunun içerisinde bir aparat var. Aparat progesteron hormonu içeren bir aparat. Yaklaşık 12 gün kadar falan içerisinde kalıyor. Şu anda aparatı çıkarmadan önce yumurtalık kontrollerini tekrar yapacağız. Bu aparat sadece ilk defa gebe kalacak olan maiden dediğiniz kısraklarda mı kullanılıyor? Hayır. Yoksa farklı bir... Yani taleplik göstermeyen, talep olmayan, yumurtalıklarında bir takım sıkıntılar olan veya hormonal sıkıntıları olan kısraklarda talep olması için yardımcı olarak kullandığımız, dışarıdan uyguladığımız bir hormon. Genelde sezon başından itibaren başlanıyor bu maiden kısraklar. Nisan, Mayıs aylarına kadar taleplik göstermeyip geç taleplik gösterebilme şanssızlığı olabiliyor. Ha, bu bütün kısraklarda olacak mı? Öyle bir kanun yok. Bu kısrağın yarış sahasını sen neyi bilirsin ki? Kısrakların evet. Talepliği pek istenen bir durum değildir. Performanslarını etkiliyor. Performanslarını etkilediği için yarış sahasında talep göstermemesi için uğraşılır. Evet, yetiştiricilik yarış için sahasından ayrıldığında. Sonra, yarış sahasında da biz de tekrardan talep olsun diye uğraşırız. Bu böyle bir ikilemdir yani. Gitgeller devam ediyor. Aynen. Bu kısrağımızın folikülleri hiç gelişmiş değildi. Şu anda gördüğünüz gibi birden fazla folikül mevcut. Bu siyah görmüş olduğumuz karalıklar. Evet hocam. Hepsi ayrı ayrı foliküller. Bunların hepsi birden mi gelişiyor? Hayır. Bunların sadece bir tanesi gelişecek. Ve ovule olacak. Çatlayacak yani. Ve o çatlayan graf folikülü dediğimiz tohumlamaya hazır olan yumurtanın içerisinde de döllenmeyi bekleyen yumurta tahtası olacak. Mı alacak? Hayır, bunun pirilini çıkartacağız. Tamam. Bir gösterebilir miyiz şöyle hocam? Bu şekilde bir aparat. Peki hocam, maiden kısraklar hep böyle geç mi gebe kalır? Yani biraz önce de dediğim gibi bir kural değildir. Yoksa mevsimsel, yani çevresel faktörler de var mı bunda? Var tabii ki. Yani geçiş dönemi östrusu dediğimiz, transitional östrus dediğimiz durumlar söz konusu. Burada da birçok yumurta geliştirir. Hatta taleplik gösteriyor gibi sizi yanıltabilir. Ama bu geçiş döneminde birazcık sıkıntılı olur. Bunu işte hormon uygulamalarıyla ve rutin kontrollerle düzeltmeye çalışıyoruz. Bir tane kısrağımız daha muayene için geldi. Tamam.
Bu gelen kısaklar hepsi Arap atı mıydı? Şu ana kadar evet. Tamam. Bu da kır bir Arap atı değil mi? Aynen. Bu taylar hep annelerin yanında böyle muayenelere geliyor mu? Yani gelmesinde fayda var. Çünkü atlar taylarına çok düşkün olan hayvanlar. Yavrularına çok düşkün olan hayvanlar. Tayları yanlarında olmadığı zaman huzursuzluk çıkarabilirler. Bak mesela görüyorsun. Evet. Bir an için yanından ayrılsa hemen sıkıntı yaşayabiliyor kısrak. Tay da anneden ayrıldığında o zaman tabii aynı stresi gösterir. Bu stres faktörlerini azaltmak için de birlikte yani gelip gitmesini sağlıyorsunuz. Bu travayımızın şeklini bu şekilde yapıp buraya bir taylar için bir alan bırakmamız bilinçli bir şekilde yaptığımız bir uygulama. Burada tayı geliyor. Annesiyle rahat bir şekilde. Kendine ve çevreye zarar vermeden durması için evet. Sanırım. Taylar genelde böyle annelerin yanında geldiğinde uysal mı oluyor yoksa onlar da hırçın olabiliyor mu? Vallahi her hayvanın kendine göre karakteri var, insanlar gibi. Evet. Çok sakin olanlar da var. Çok meraklı olanlar da var. Çok problem olanlar da var. Bu tayın karakterine bağlı mı oluyor biraz da? Evet, evet. Yoksa bakıcısının, sahibinin bir şeyi var mı? İllaki bu faktör tayları ve kısrakları, atların çoğunu etkiler. Ne kadar iyi yaklaşırsa at sahibi olsun, bakıcısı olsun, ne kadar stressiz yaklaşırsa, ne kadar korkutmazsa, ne kadar ürkütmezse tay da kısrak da sakin olur. Hocam bu muayenelerinizde, ilerleyen gebeliklerde de devam ediyor musunuz muayenelere? Tabii ki muayenelerimizin ilk gebelik kontrolü 14. günde yapılır ovülasyondan sonra. Bitiyor mu 14. günde ovülasyon Hayır. kontrolleri? Ovülasyon dediğimiz bu... Yumurta çatladıktan sonraki 14. günde ilk gebelik kontrollerini, 14 günlük gebelik kontrolünü yaparız. Eğer gebe ise 28. günde tayın kalp atışlarını kontrolünü yaparız. 28 günde kalp atmaya başlar. Evet, 28. günde kalp atışlarını ultrasonla tespit edebiliriz. Bunun avantajı nedir? Bazen tek yumurta ikizlikleri olabiliyor. Atlarda da ikizlik oluyor yani. Evet, atlarda da ikizlik oluyor ama istenen bir şey değil. Neden peki? Çünkü ileri gebeliklerde düşüklere sebebiyet verebiliyor yüksek oranda. Veya doğsa bile atların meme lobu iki tanedir biliyorsun. Genelde evet, iki tayına yetmez. Biri muhakkak yani süt verimi olur. Açısından da. Süt verimi açısından da sıkıntılı olur. Dışarıdan beslense de çok da fazla bir şeysi olmaz yani tayın. Bu muayeneye gelen kısağımız İngiliz sanırım. İngiliz, evet. Bu kısrağımızı çektik 13 gün önce. Geç kısa. Şimdi bu kısrağımızın tayı var mı peki? Var. Bu çiftlikte kaldı. Bu çiftlik dışından geldiği için mesafede uzak olduğu için ve araçla değil yürüterek getirildiği için tayı ile beraber gelmedi. Aa,
Rektal muayene önemli bir muayene. Dikkatli yapılmadığı takdirde rektumda oluşabilecek yırtıklar, kanamalar vesaire ölümcül sonuçlarla sonuçlanabilecek problemlere sebebiyet verebilir. Onun için her zaman yani dikkatli böyle biz olmak lazım. Yani görüyoruz, sadece girip çıkıyor da bu öyle girip çıkma değil sanırım. Aynen. Bir el tecrübesi, bilgi. Muhakkak. Kabiliyet isteyen bir olay. Neyi nasıl yapmanız gerektiğini bilmeden olacak bir iş değil. Evet. At sahibimize müjdeyi verebiliriz. Şu anda görmüş olduğunuz 14 günlük bir yavru konsepti. 14 burada, günlük yavru. Evet. Hep beraber seyircilerle at sahibini kutlayalım o zaman. Bu güzel anı tespit ettik. Şu anda kısrağımız 14 günlük gebe. Yaptığımız muayeneler içerisindeki tek gebe kısrak bu değil mi? Gebelik muayenesi yaptık. Diğerleri gebelik muayenesi değildi. Yumurtalık muayenesiydi. Onlarınki rutin kontroldü. Rutin kontroldü. Onlar çekilecek. Onların çekildikten sonraki gebelik kontrolleri 14 gün sonra olacak. Yani yumurta çatladıktan sonraki 14. günde. Çok güzel hocam. Şimdi bu kısra 14 gün sonra tekrar yazıyoruz. 28. günde gebeliğin devam edip etmediğini kontrol edeceğiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun, gözünüz aydın. Evet, ben şimdi buradan şey yapayım da sana söyleyeyim. Üç Mayıs'ta. Sağ ol. Her atın kaydını tutuyorsunuz değil mi hocam? Takip açısından bu önemli. Çünkü kaçırma gibi bir şansımız yok. Atlar mevsime bağlı poliöstrik, yani mevsimsel taleplik, istek gösteren hayvanlar. Yani yılın her zamanı göstermiyor. Hayır, yılın her zamanı göstermez. Günler uzamaya başladığı aylarda taleplik göstermeye başlar. Günlerin kısalmaya başladığı zamanlarda da yumurtalıklar inaktif duruma geçer. Ve bir sonraki sezonu bekler. Resmi olmasa da yani yazılı bir kaydı kuydu olmasa da rutinde yapılan uygulamalar Şubat 15'te başlar. Haziran'ın sonuna da biter. Aşım sezonu dediğimiz aşım süreç. Aşım sezonu dediğimiz süreç. Atlarına biyolojik olarak en uygun olduğu dönem. En uygun olduğu dönem. Evet. Şimdi bunlar yarış atı olduğu için doğduğu zaman Ocak ayı olması gerekiyor. Yani Ocak ayında doğan bir tay da Mayıs'ta, Haziran'da doğan bir tay da bir sonraki senede bir yaşlı kabul ediliyor. Ama arada 4-5 aylık gibi, 6 aylık gibi bir fark oluyor. Onun için Aralık'ta doğması, yani Ocak'tan önce doğması istenen bir şey değil. Kısraklarına gebelik süresi 11 ay olduğu için Şubat'ta başlayacağız ki çekimlere Ocak'ta doğumlar. Yani aşım olsa tarihinden gebe kaldığında bir ay öncesine artık doğum bekleniyor. Öyle doğum mi? Bekleniyor, evet. Muhtemel doğum tarihleri 11 aydır. Diyelim ki şu an baktığımız atımız gebe kaldı. Son aşım tarihimiz 13 gün önce. Son aşım tarihinden önce, yani bir ay, bir sonraki sene bir ay önce. Yani anladım. Mesela Nisan gebesi şu anda bu atımız. Mart'ta bekleyecekler doğumunu. Hocam biraz önce suni tohumlama konusuna biraz girdik. Bahsettiniz ancak biraz daha açar mısınız? Bu soğutulmuş ve dondurulmuş ve taze sperma arasındaki farklar neler oluyor? Şimdi taze sperma dediğimizde süresi ne kadar? Aygır'dan spermayı aldığımız zaman bir saat içerisinde tohumlamamız gerekiyor. Çünkü uygun koşulları muhafaza edemeyeceğimiz için uzun süreli olarak spermaların ölmesi muhtemel oluyor. Öldüğü zaman da
gebe kalma şansı düşüyor. Soğutulmuş spermada spermatozonların hareketliliğini soğuk ortamda kısıtlayarak, tabi ortamada enerji, yine canlılıklarını devam ettirecek besin, besiyeri koyuyoruz. Ama enerjilerini düşürdüğümüz için ortamdaki enerjiyi az tüketeceğinden dolayı daha uzun süre, bunu da uygun koşullarda yaptığımız zaman, aygırın spermaları da kaliteliyse eğer, 72 saate kadar muhafaza edebiliyoruz. Ama özel taşıma kapları var tabii ki bu. Burada aygır spermasının kalitesinden bahsettiniz. Evet. Bunların nasıl belirliyorsunuz? Aygırın spermasını aldıktan sonra laboratuvarımız var. Laboratuvarımızda spektrofotometrik yöntemle mililitresindeki hücre sayısını buluyoruz. Kaç milyon sperm olduğunu tespit ediyoruz. Daha sonra bundan örnekler alınarak mikroskopta motilitesi inceleniyor. Motilitesi ileri yönde hareket eden spermatozoonların oranına bakıyoruz. Daha sonra gebelik için uygun şartlarda tohumlandığı zaman 250 milyon civarı spermatozoon bizim için yeterli oluyor. Bunun altı sıkıntılı, üzeri zaten uygundur yani 250 milyon üzeri. Onun için bu kontrolleri yapmamız lazım. Sezon öncesi aygırların androlojik muayeneleri, mikroskobik, makroskobik spermlerin muayenesini yapmakta fayda var her zaman için. Bu durumlarda da tabii uygun boyama yöntemleriyle boyayıp kaç ölü var, kaç canlı var, işte bunları tespit edip aygırımızı ona göre kullanıyoruz. Büyük işletmelerde bir aygır başına düşen kısrak sayısı çok yüksek olduğu durumlarda, 50 tane, 60 tane, 100 tane, bunları tespit etmek çok önemli. Bunu sezon öncesi muayenelerini yapacağız ki diyeceğiz bu aygırın bu seneki kontenjanı 50 olur, 60 olur, 70 olur. Yani bunu kaldırabilecek gücü olur. Kontenjan dediğimiz her aygır için belirlenen kısrak adedi. Sayısı. Kısrak adedi, evet. Dondurulmuş özelliği ne hocam? Dondurulmuş spermatozoon, yani dondurulmuş spermayla tohumlama da diğer bir suni tohumlama çeşidi. Ama dondurulmuş dediğimiz için sıvı azot tankında -196 derecelik sıvı azotun içerisinde bekletildiğinden dolayı bu spermalar çok uzun süreli muhafaza edilebilir. Yani bu yıl aldığımız bir spermayı 10 yıl sonra kullanabilir miyiz? Kullanabiliriz. Peki bunlarda sıkıntı oluşuyor mu? Atlarda eksiklik, fazlalık? Yani dondurulmuş spermlerle tohumlamada herhangi bir doğantayda sıkıntı olmaz. Burada önemli olan bazı kurallar var. Çünkü bunlar yarış atı oldukları için öyle bu sene alalım, 10 sene kullanalım gibi bir şey söz konusu değil. Aygır öldükten sonra ancak bir yıl daha dondurulmuş spermasını kullanabiliyoruz. Bu neden bir yıl sonra? Yani böyle bir kural konulmuş. Otoriteler böyle koyup uyguladığı için uygun görmüş. Yani dondurulmuşun avantajlı olabilmesi için daha uzun seneler kullanılabilmesinde fayda var aslında ama otoriteler böyle uygun görmüş. Mesela çok kaliteli bir aygırınız var. Spermalarını dondurdunuz. Aygır öldü. Evet. Ancak bir yıl daha fazladan o spermaları kullanabiliyorsunuz. Peki Samet Hocam, sizin uzmanlık alanınız da bu reprodüksiyon ve suni tohumlama. Bu konuda yetiştiricilere önerileriniz neler olur? Aktarmak istediğiniz şeyler, hiç suni tohumlama yaptırmamış bir yetiştirici bu işe nasıl müracaat edebiliyor, nasıl yapabiliyor? Ne gibi kolaylıklar sağlayacak? Şimdi en büyük handikap at sahiplerinde canlı aşım istemeleri. Yani doğal olsun istiyorlar. Aygırla kısrak bir arada olsun. Çiftleştirelim. Bunda işte çıkan tay daha iyi olur diyorlar ama
Ben size iki isim söyleyeceğim. Mesela biri Turbo, biri Jungle ki piyasada en bilinen başatlardan ikisini söyledim size. Bunlar suni tomlama ürünüdürler. Yani suni tomlamadan doğan tayda doğal aşımla doğan tay arasında herhangi bir fark yoktur. Aksine suni tomlamada bir takım prosedürlerden geçtiği için soğuk stresi olabilir, spermatozonlar için konuşuyorum. Uygun şartlar olmayabilir ve bu durumlarda gün geçtikçe spermatozonlar ölüyor. Geriye ne kalıyor? Sağlıklı, sağlam, dayanıklı spermalar kalıyor. Spermatozonlar kalıyor. Ve onlarla tomlama yapıyoruz. Bence daha en kaliteli uygun olacağını sperma hücreleri kalıyor yani. Evet. Öyle düşünüyorum. Ve öyle olduğuna da inanıyorum. Aynı zamanda işte kısrağın arkasını temizliyoruz. Steril kateterler kullanıyoruz. Steril eldivenler kullanıyoruz. Aygırın spermasını ejakülatına bulaşabilecek herhangi bir pislik varsa onları mikron ölçüsünde delikleri olan süzgeçlerden süzüyoruz. Daha temiz, daha kontaminasyon yönünden riski az spermalar elde ediyoruz. Damızın kısrakların sağlığı da korunmuş oluyor. Sağlığı da korunmuş oluyor. Mesela, bulaşı hastalıklara bir şey var mı bunun etkisi? Bulaşı hastalık bulaşmasında bir koruyuculuğu var zaten mı? Zaten bulaşıcı tohumlamayla bulaşan bir hastalık aygırda mevcutsa zaten onun damızlık olarak kullanılması mümkün değil. Çünkü bunların Kasım ayında kanları alınarak etlik araştırmaya gönderiliyor. Burada yetiştiricilik hastalıkları yani spermayla aygırla bulaşabilecek veya kısraktan aygıra bulaşabilecek hastalıkların tespiti yapılıyor. Eğer herhangi bir sıkıntı yoksa damızlık belgeleri vizeleniyor. Bu kısrak damızlıkta bu sene kullanılabilir onayı veriliyor. Aygır da aynı şekilde damızlıkta kullanılabilir vizesi verildikten sonra bütün bu işlemler gerçekleşiyor. Yani sperma ile bulaşabilecek bir hastalık olması durumu tespit edildiğinde zaten o spermalar kullanılmaz. Onun haricinde mesela yol stresi her zaman sıkıntılıdır. Yolda taylı bir kısraksa mesela tayın başının bir seyahat esnasında sıkıntı gelebilir. Ortam dar olduğu için tay yatmış olabilir, annesi basabilir. Taylarda kırık olabilir veya huysuz bir attır kendisini sakatlama riski olabilir. Bunların hepsi yol stresleridir. Şimdi suni tomlama olduğu zaman ne oluyor? Kendi alışmış olduğu ortamından dışarı çıkmadığı için hayvan rahat. Yetiştiricisi rahat. Yetiştiricisinin gözünün önünde olduğu için yetiştirici rahat. Kolaylık nakliye, ve sağlık giderleri açısından daha ekonomik. Yani nakliye giderleri götür getir, tabii bunların da bedeli var. Bunları ödememiş oluyor. İstediği aygırdan kısrağını tomlayabilme imkanı oluyor. İşte yani bu suni tomlama olayını diğer veteriner hekim arkadaşlar da kendi pratiklerini geliştirdiği sürece biz Türkiye'nin her yerine spermamızı alıp gönderip kısraklarını gebe kalması ile alakalı hizmetimizi yapıyoruz. Peki Samet Hocam, programımızın sonuna geldik. Son olarak aklımda kaldı, söylemek istediğim şu da var dediğiniz konular var mı? Önerileriniz, vallahi bilgi aktarım olarak, bütün yetiştiricilere tecrübe. Hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. İnşallah bütün kısraklar gebe kalır. İnşallah doğan tayların bahtı açık olur. Yarış hayatları güzel olur. Bu şekilde iyi temennilerimi sunmuş olayım vasıtanızla. Bu programımızın da burada sonuna geliyoruz sevgili seyirciler. Diyoruz ki taylarınızın ayakları düz bassın. Atlarınız gebe kalsın. Tekrar görüşmek dileğiyle.